Arkadaşlar merhabalar bu videomda Kenan Kara ile TETA İte Geometri Soru Bankası kitabında prizmalar konusundaki test 4'ün çözümünü yapacağız. Evet kitabımızda sayfa numarası 236 ve 237'yi çözeceğiz. Hadi bakalım çözümlere başlayalım. Yukarıdaki şekilde kenar uzunluğu 12 birim olan kare şeklindeki bir laptop. Laptop. Laptopun işte 12-12. Evet kapağı 60 derece açılmış. E arkadaş bu kapak böyle... Tam burayı kapatıyor ya. açtığın zaman burası da 12 olmaz mı? Olur. Evet burası da 12 oldu. Hatta burası da 12 değil mi? Şimdi buna göre diyor kapaktaki F köşesi ile alt yüzeydeki B noktası arasındaki uzaklık nedir diye soruluyor bize. Arkadaş bizden şuradaki uzunluk isteniyor bak. E ne yapacağız arkadaşım burada? Ee, biz 90 derece karşılık getirmeliyiz. 60'ı kullanalım. 60'ı nasıl kullanırız? Hocam şuradan şuraya çizerek kullanırız. Buradan buraya dik çizdiğimizde 90'ın karşısı 12 ise 30'un karşısı kaç yapar? 6 yapar. E hocam şuradaki kısma da 6 kaldı. Sonra burası da 6 köküç mü yapar? Evet burası da 6 köküç yaptı. Şimdi ne yapacağız? Bu aşağıdaki düzleme dik değil mi? Evet. 90 derece karşılık getireceğim şunu. Hop şöyle yaparsam arkadaşım. Bu düzleme dik olduğu için burası da 90 derece olmak zorunda. Ama şu uzunluğu nasıl bulacağım? Bak şurada bir 90 derece var. Şöyle 6 12'ye 1 2 kök 5 üçgeninden 6 kök 5 burası. E artık burada bir Pisagor bağıntısı yapabiliriz. Dik üçgenin kenarları. Bakın şurası 6 kök 3 burası 6 kök 5. O zaman bu orası x ne olmak zorunda? 6 kök 3 6 kök 5. Yani 6'nın kök 3 katı. 6'nın kök 5 katı. Burası da 6'nın kare içinde kareleri toplamıydı. Yani 3 artı 5'ten 8 yapar. E bu neye eşit? 2 kök 2'ye eşit. O zaman cevap 12 kök 2 olur. Evet birinci soru böylelikle balık esir oldu. Geldik ikinci soruya. KA uzunluğu Böyle 18 ve 6 olarak verilmiş bir küpmüş bu. E arkadaş bu bir küpse bir kenar 24. E o zaman burası 24. A dik üçgen var. Burası altın 3 katı. Burası altın 4 katı. Burası da altın 5 katı katından 30 yapar. E burayı 30 bulduk. Şimdi bir kenar kaçtı? 24'tü değil mi? Hocam burası da 24. Alan isteniyor. Bu zemine dik olduğundan temel diklikten dolayı burası 90 derecedir. 30 çarpı 24 bölü 2 dik üçgenin alanı yapar. Yani şunlar şunlar sadeleşse 12. Cevap da böylelikle 360 yapar. İkinci soru denizli oldu. Geldik 3'e. Farklı üç yüzünün alanları. Arkadaş farklı üç yüzünün alanından bahsediyoruz. Bak şimdi. Bak şimdi bak 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 bak. bak. A, B, C. E hocam şurası mesela farklı 3 Bu ön arkada aynı yüzey. Sağ solda aynı yüzey. yüzey. Bu üst alt da aynı yüzey. E o zaman bizden şeyden bahsediyor. Bu AB yapıyor. Burası AB yapıyor. Burası BC yapıyor. yapıyor. Burası da AC yapıyor. Bunlardan bahsediyor değil mi? Evet AB'yi vermiş 48. Ondan sonra AC'yi vermiş 40 ve BC'yi vermiş 30 diye dikdörtgenler prizmasının hacmi isteniyor bizden. Hmm, ne yapacağız? Bize ne lazım arkadaşım? A çarpı B çarpı C lazım. E taraf tarafa çarparsam hocam A kare geliyor, B kare geliyor, C kare geliyor. 48, 40 ve 40, 30. 30'un çarpımı olacak bu. Her iki tarafın kare alırsam A çarpı B çarpı C eşittir. Kare içinde 48. Bak 48 dediğim 6 çarp 8 öbürü 8 çarp 5 öbürü 6 çarp 5 değil midir? Evet. Şimdi kök dışına 2 tane 6 bir tane 6 diye çıkar. ABC çarpımı 6 diye çıktı. 2 tane 8 bir tane 8 diye bir tane bu da 5 diye çıktı. O zaman 5 kere 8 40 6 kere 4 24 o zaman burası da kaç yaptı? 240 yapar. Cevap böylelikle E diremit çıktı. Üçüncü soruda. Geldik 4'e. Küp şeklinde kutunun tüm üzerlerine eşit büyüklükte mavi şeritler yapıştırılmış. Tüm yüzeylerine dikkat. Kutunun hacmi 64 ise o zaman A küp eşittir. 64 ise A'yı buradan 4 buluruz. Kübün bir kenarı 4 oldu. 4. Yani burası 3. Evet. Şeritlerdeki bu şekilde genişlikleri bir, bir, bir birim olarak verilmiş. Şöyle bir birim bir birim. Bu şeritlerin alanları toplamı nedir diye soruluyor. Arkadaşlar ne yapacağız? Şu bir tane mavi. alt tane mavi alan var değil mi? Mavi alanın bir tanesini bulalım arkadaşım. Ne yapacağız? Şu büyük karenin alanından bütünsel düşünelim. Şuradaki iki dik üçgenin alanını çıkartacağız. E burası 3 birim. Burası da 3 birim. E o zaman mavi alan neye eşit olacak? Karenin alanı 3'ün karesinden 3 çarpı 3 bölü 2'den 2 iki tane çıkartacağım. Bak bir burası bir burası. Burası da sonuçta 3. 3 değil mi? Evet. E o zaman şu karenin alanı 3'ün karesi olur mu? 4'ün karesi. Çünkü şu büyük kare bir kenarı 4 olduğundan dolayı. 16'dan 9 çıktı. Bir an 0 çıkınca ne oluyoruz ya dedim. 16'dan 9 çıktı 7 yaptı. Evet mavi alan 7 yaptı ama 6 tane her yüzeyde bir mavi alan var bu şekilde. 6 tane mavi alan isteniyor. O da 6 çarpı 7'den cevap 42 çıkar. Evet cevap 4. soruda balık isir oldu geldik 5'e. İçi tamamen su dolu olan kare prizma biçimindeki kabın içerisine yüksekliği bu kabın 1 bölü 3'üne eşit olan kare prizma biçimindeki demir blok atılıyor. Evet yukarıya çizeyim istersen. Şöyle bir kare prizma var elimizde ve bunun içine ne koyacağım yüksekliği. Burası 3 aç 1 bölü 3'üne eşit olan yine bir kare prizma koyacağım. Şöyle yüksekliği de ne olacakmış bunun? H olacakmış. Tamam. Şimdi ben bunu bunun içine at atacak olursam içinden su taşıyormuş. Arkadaşım taşan suyun hacmi tamamen dolu ya bu. Bunun hacmi eşit olmuyor muydu? Yani V taşan neye eşit oluyor? V taşan neye eşit oluyor? Şunun hacmi eşit olma sonunda. V taşan neymiş? Ben bunu a dersem şu büyük kabın hacminin 1 bölü 54'üne eşitmiş. Yani Taban alanı çarpı A kare çarpı 3 aşın 1 bölü 54'üne eşitmiş. Bu aynı zamanda bunun hacmine eşit olacak. Yani buna da B diyeyim tabanına. Taban alanı çarpı yüksekliğe eşit olacak. Kaçlar ait? Şu 3 ile bu sadeleşince 18 gelir. O zaman A kare eşittir. 18 B kare geldi. A da buradan kök 18. Yani 3 kök gibi B geldi. Şimdi kabın taban ayrıtının demir bilyon tabın ayrıtının oranı. A bölü B isteniyor yani bizden. Yani A yerine 3 kök 2 B yazarsam bölü de gider. Cevap kaç yapar? 3 kök 2 yapar. Cevap Cihan yapar. Evet. 5. soru Cihan yaptı. Geldik 6'ya. Ağırlık merkezi. Şimdi suyun hacmi nedir diye soruluyor. Arkadaşlar taban alan çarpı yükseklik bu nasıl? Tabanı nasıl? Hocam tabanı burası mı? Tabanı dikdörtgen tabanı da dikdörtgen ama taban ve taban aynı dikdörtgen olması lazım. Bu dikdörtgenler prizması değil. Ama şuraya bakacak olursanız burası yamuk burası da aynı yamuk. Yamuk prizm oldu bu. Bunun hacmi isteniyorsa bizden taban alanı çarpı yükseklik diyeceğiz. Yükseklik zaten 10. Şimdi eşkenar üçgen şeklinde burası. Eşkenar üçgen şeklinde ağırlık merkezi suyla zemin her zaman paraleldir. E o zaman burada ne vardır? Ağırlık merkezinde şöyle çizince hocam 2k'ya k oran var ya, 2'ye 1 oran var. Yani burası 2a ise burası a mıdır? Evet. Şimdi 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 istersen büyük eşkenar üçgen alanından şuradaki eşkenar üçgen alanını çıkartıp sonuca ulaşabilirsin. Ya da benzerlik oranı kaç? 2 bölü 3. Benzerlik oranı karesi 2 bölü 3'ün karesi 4 bölü 9. Yani burada kalan 4 a ise burası 5 a olacak tamamı 9 a olduğundan. Peki tamamı 9 a alanı neye eşit? a kare kökü 3 bölü 4'e eşit. Bunlar bunlar gitti. Burası da gitti. 9 9 a eşittir. 9 köküçten burada 9 kaldı ya 9'lar da gitti. a'yı buradan köküç bulduk. a ise 5 a 5 köküç mü geldi? Evet. Şimdi taban alanı hacim o zaman taban alanı 5 köküç çarpı yükseklik yani 10. Yani cevap 50 köküç çıkar böylelikle. Evet 6. soru Ceyhan oldu. Geldik 7'ye. Bir ayrı birim olan küpün hacmi A küptür. Aşağıda özdeş 5 tane küpün birleştirmesiyle oluşturulmuş ve içine bir, bir miktar su konulmuş. Kapalı cisim verilmiştir kapalı cisim. Ha bu şekildeyken de bu şekildeyken de içindeki su miktarları aynı mı? Aynı. Hacimlerini eşitleyeceğiz. İşte buraya A deyip de hocam 1 2 3 4 tane A küp artı yarım. 1 2 3 4 tane A küp artı belli bir kalan kısım. Bunları eşitleyeceğiz. Ya da bak dikkat et. Hocam 1 2 3 4 tane dolu var. 4 dolu bir de belli bir kısım var. E burada da 1 2 3 4 tane dolu var. Bir de belli bir kısım var işte. Burası. E o zaman belli bir kısım. Bu yükseklik belli bir kısımda aynıysa aynı kısım zaten. Bak 4 dolu 4 dolu Şurası da bir tanesinin böyle belli bir kısmı. Buralar aynı değil midir? Aynıdır. Yani ben buraya A diyebilirim. Ya da şuraya bir A diyecek olursam buraya 9 A kaldı. O zaman burası 9 eksi A'dır. E hocam burası da A. Burası da A ise o zaman şu üçünün toplamı 15 verilmiş. Bana verilmiş. Hadi bakalım. A artı A artı 9 A eşittir 15 ise buradan A artı 9 15 ise A'yı buradan 6 mı bulduk? Güzel. A'yı 6 bulduk. Hocam A 6. 6. Şuradaki şey isteniyor. Bu şekilde konulduğunda işte yükseklik nedir diye soruluyor. Yine bunların içindeki su aynı mı? Aynı. Eşitleyeceğim. Hocam 3 tanesi burada. 3 tanesi burada. Direkt geri kalanları eşitleyelim. Yani şunun hacmiyle bunun hacmini eşitleyelim. Hadi bakalım eşitleyelim. Şuradaki hacim. Arkadaşım şu ne? 9 değil mi? Ee, bir kenar 6'ydı. 6. Altı. Ya şurası da 6 olacak ya. 6 çarpı 6 çarpı 9 değil midir burası? 6 çarpı 6 çarpı 9 hacmiyle burası da 6 6. Burası da 6 ya. 12 çarpı 6 çarpı Şurayı da bir dakika 9 evet. Buraya da h diyelim isterseniz. 12 çarpı 6 çarpı h eşit olmak zorunda bu. Çünkü bunların hacimleri birbirine eşit olmak zorunda. Bak, 3 tanesi zaten eşit. Geri kalan şurası 1 artı kısım burası. E burası da geri kalan kısmı. Hani 3 taneleri iptal ettim. Şunların hacimleri birbirine eşitleyeceğiz. 6'lar gitti mi gitti. Hocam bir de 6'ya böl bir de 6'ya böl. 2 yaptı. O zaman burası 9 bölü 2 h oldu. H'ı 9 bölü 2 bulduk. E arkadaşım buradaki h 9 bölü 2 ise bak 9 bölü 2 ise 6 burada 9 bölü 2 burada x buradan 6 artı 9 bölü 2 olur. 12 artı 9'dan kaç geliyor? 21 bölü 2 yapar. Gerçekten çok güzel bir soru. Tam sınavlık bir soru. 7. soru böylelikle yan oldu. Geldik 8'e. Karınca soruları. Yüzeyleri açacağız. Bak şu yüzey dikdörtgen. Bu yüzey şöyle bir dikdörtgen. Sonra bu yüzeyi yanına koyacağım. Sonra öbür arkadaki yüzeyi koyacağım. Bitti. Buradan başlayıp en sondakinin bu köşesine gideceğim. İşte bizden bu uzunluk isteniyor. Şimdi bu ne? Yanal alanı 192. Yani taban çevresi çarpı yükseklik değil miydi? İşte bu 192'ye eşitse eğer. E, burada bölelim bakalım burada. 192'yi 12'ye bölelim. 192'yi ben 12'ye bölsem. Bir kere kaç kalıyor? 72 kalıyor 6. Evet taban çevresi kaç yaptı o zaman? 6 yaptı. Hocam taban çevresi de zaten şurası değil mi? Şu kenar, şu kenar, şu ve şu kenar değil mi? Evet. Taban çevresi 6 yaptı. E şurası zaten 12 yükseklik zaten. 6, 12, 1, 2 kök, 5 üçgeninden. Burası da hop bir yerde yanlış yaptım. Taban çevresi kaç? Şurayı ka, e, 72, 18 bulduk ya değil mi? Yo on, 17 mi bulduk? E, 72 olduğuna göre evet 72 olduğuna göre 16 bulduk. Buraya 6 niye yazdım ben? Taban çevresi 16 arkadaşlar şurası 16. O zaman ne oluyor? 12, 16, 23 üçgeninden cevap 20 çıkar. 8. soru denizli oldu. Geldik 9'a. Yukarıdaki şekilde düzgün altıgen dik prizmanın açılımı verilmiştir. Düzgün altıgen ya o zaman bu alt tane dikdörtgenin yan yana gelmesi değil midir? Evet altı dikdörtgen böyle yan yana geldi kardeşim. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Şöyle alt tane gösterelim. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yani şurası xgen burası da x. Yani burası 6x olmayacak mı? Evet 6x'i bize 18 vermiş. x buradan 3 gelir. A x 3. Tamam şurayı 3 bulduk. O zaman burası da kaç verilmiş? 4. Kapattığınız zaman düzgün altıgenin tab bir taban kenarı 3 yüksekliği de 4 olan bir prizma çıktı karşımıza. Bunun hacmi nedir? Taban alanı. Altıgenin alanı. 6 tane a kare kök 3 bölü 4. Çarpı yükseklik değil midir? Evet şunlar şunlar gitti. 6 kere 9 54. Yani cevap 54 kök 3 yapar. Edremit oldu. Kaçın soru? 9. soru. Geldik ona. Evet 6 var 8 var. Şimdi ne demiş? Şekilde ayrı uzunlukların ikisi 6 8 olan dikdörtgenler prizması biçiminde kaç cisim köşegenlerinin cisim köşegeni kaç verilmiş? 26 verilmiş. Cisim köşegeni şuraya A diyeyim. Kare küçüğünde daha kare artı 6'nın karesi artı 8'in karesi eşittir 26'ymış. O zaman burada 6 8 10 üçgeninden onun karesi gelir. E bu 10 26 5 12 13'ten burası da 12'nin karesi gelmek zorunda. Kısa yoldan buluyorum. A'yı kaç buldum? 12 buldum. Ama 5, 12, 13'ün iki katı ya burası 24 gelir arkadaşım. Tamam mı? Burayı 24 buldum. Şimdi ne yapmışım ben burada? Aysal Hanım yukarıdaki peyniri 3 eş parçaya ayırmış. 24'ü 3'e böl. 8, 8, 8. Buna göre kullanılan streç film miktarı en az kaç birimdir diye soruluyor. Evet. Ben bunları 3 parçaya ayırıp streç filmle şey yapmışım. Bir parçayı streç filmle böyle kaplayacaksam. Yani bir tanesinin yüzey alanından bahsediyorum. Yani şunun yüzey alanını bu istiyor bizden. Şunun yüzey alanında 3 tanesini böyle kaplayacağım. İşte bizden bu isteniyor. Bakalım nedir? Yüzey alanı nedir? Kenarlarımız 6, 8, 8 değil mi? Evet. Yani yüzey alanı alan dediğimiz şu ikisinin çarptığını iki katı. Hani 2AB, 2AC, 2BC demiyorum da ben böyle yapıyordum ya. 6 kere 8, 48. 2 katı 96. 8 kere 8, 64. 2 katı 120. 128. Ee, 6 kere 8, 48. Bir daha 96. 96, 96. Kaç yapıyor? 100. 92 yapıyor. Sen 192 ile 128'i toplarsan 0 11 12 320 mi yapıyor? Evet, 320 yapıyor. Alanı 320 buldum. Bir tanesinin alanını 320 buldum yalnız dikkat. Ben 3 tanesini birden böyle kaplayacağım streç filmle. Yani bizden 3 tane 320 isteniyor. O da 960 mi yapar? Evet. Yani cevap böylelikle Cihan'dan çıktı 10. soru da ve böylelikle test 4'ü bitirmiş bulunuyoruz. O zaman ne diyoruz? Bir sonraki dersimizde Prizmaların test 5'inde görüşmek dileğiyle kendine iyi bak. Hoşçakal.